Avrupa koşullarında doğmuş bir olaymış, bir şeydir. Yahudi diasporasının merkezi hem Polonya hem de Rusya. Biraz pogromdan bahsedildi. 1880'ler itibarıyla Rusya tarihine bir baktığınız zaman orada ciddi anlamda Rus milliyetçiliğinin parladığını görürsünüz. Ve Rus milliyetçiliği burada Yahudilere karşı ne yapar? Yahudilere karşı bir karşı hareket başlatırlar. Pogrom dediğimiz şey, Yahudileri işte sokakta bulduğu Yahudi'yi dövüyor, dükkanlarını kırıyor, parçalıyor, yağmalıyor, böyle bir şey var. Hocam, şimdi bir daha söyler misiniz? Pogrom. Ama Avrupa'da, Avrupa'daki Yahudilere karşı yapılan soykırım ya da Yahudilere karşı olan önyargı çok eskilere dayanıyor. Mesela Yahudiler belli mesleklere giremiyor. Ne oluyor Yahudi? Yahudi evet ilim şeyinde çalışabilir. Yahudi ticaret yapabilir, para işleriyle uğraşabilir ve Yahudi iletişim alanlarına girebilir. Başka sahalarda meslek sahibi olmaları yasaktı. Yahudiler belli meslekleri sadece devlet memuru olamıyorlardı mesela. Ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Yahudiler getolarda yaşamak durumundaydı. Başka yerde yaşamaları mümkün değildi. İşte bu durumda isimden bahsedilmedi demin işte hoca Kayım Weizmann'dan bahsetti işte ondan sonra Theodor Herzl'den bahsetti. Leo Pisker diye bir yazar var. Leo Pisker. Ve bunun Auto Emancipation diye bir kitabı var. Kendi kendini ne yapmak? Risale aslında. Çok büyük bir kitap değil bu. Diyor ki burada yasalar azaplık, eşitlik konusunda ne söylerse söylesinler. Antisemitizm Avrupa toplumunca derinlerde gömülü bir olgudur. Yahudilerin asla eşitler olarak kabul edilmeyeceğini bilmek zorundasınız diyor. Yani Avrupa toplumunda, Avrupa kültüründe ve tarihinde bu toplumlarda Yahudiler asla eşit değiller. Bunu ne zaman yazıyor? İşte o nedir o Fransız devrimi vardı, eşitlik vardı, kardeşlik vardı, vıdı vıdı vıdı. Bütün bunlardan sonra ne zaman? 19. yüzyılda bu yazılıyor ve diyor ki Yahudiler bu konuda Batı toplumunun değişmesini beklememelidirler. Kendi kaderlerini kendileri çizmelidirler. Bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için kendileri hareket etmelidirler. Bunu neden anlatıyorum? Bunu aslında bu işin ne kadar kararlılıkla, ne kadar bilinçle başlandığını altını çizmek için. Yani karşımdaki düşmanın kuvveti, kararlılığı ve bir işi gerçekleştirmek için nasıl bir anlayışa sahip olduğunu göstermek için. Sonrasında işte Herzl 1860'da doğar, 1900 işte 4'lere kadar falan kitabını yazar, Yahudi devleti der. Balfour Deklarasyonu içinde o karar verildiği zaman da Yahudi hareketinin o dönemde büyük bir devletin diplomatik desteğini alması gerektiği düşünüldükten sonra, bu ihtiyaç hissedildikten sonra bu adamlar işte o Balfour Deklarasyonu, o işte şeyleri yaparlar, bu hareketleri yaparlar. Şimdi, bu Orta Doğu'daki bugünkü işte bu Filistin probleminin çıkışı, evet 20. yüzyıldaki bu hareketler sonrasında başladı. Ama bunun geçmişi tabii ki 19. yüzyıla ve daha önceki zamanlara dayanıyor. Onu ben, bu tamamıyla benim size hazırlamadığım ama her zaman bu derslerde Orta Doğu konusunda anlattığım konulardan bir tanesi. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Bunlar ki Stadrut'ta gelirler, neler neler yapıyorlar. Bir saniye. Aliyah dedik. Bunların böyle şeyler halinde birinci, ikinci, üçüncü diye Aliyah dedikleri göç şeyleri var. Grupları var. Tamam mı? İlk iki Aliyah yahut şeyde tarihte Birinci Dünya Savaşı'ndan önce oluyor. Ve 1922 itibarıyla Filistin'deki Yahudi sayısı 93. Üçüncü Aliyah olduğu zaman
Bu 1919 ile 1934 arasında oluyor. Ve 1941'e geldiğimizde Filistin'deki Yahudi sayısı 500 bin. Ne yapıyor bu adamlar? İşte o 19. yüzyılın sonu 1890'lar itibarıyla Siyon aşıkları diye bir şey yapıyorlar, bir grup var. 1880 ve 90'larda Filistin'e geliyor bunlar. Küçücük küçücük yerleşim bölgeleri alıyorlar, tarım yapıyorlar. Hani o meşhur kibutsları var ya, buradan başlıyor. Daha sonraki dönemlerde işte 20. yüzyılın ilk yarısı diyebileceğimiz zamanlarda işte bu özellikle de Doğu Avrupa'dan gelen Yahudilerin ta çekirdekten yetişerek diyeceğim size, tarım işçisi olarak, işçi olarak, arkasından işte çeşitli derneklerin, onların kuruluşlarının yönetiminde çalışarak yavaş yavaş çekirdekten yukarıya doğru giden bir güceli var. Ben Gurion denen adam kimdi? Ha? Kimdi Ben Gurion? İsim? İsrail'in başbakanı. Arkasından Menahem Begin, arkasından Yitzhak Shamir. Bu adamların hepsi çekirdekten, işte burada kibutstan, küçük tarım yerleşimlerinden. Ondan sonra o Yahudi sendikasında. Onun arkasından sendika değil de Yahudinin neredeyse gayri resmi devleti haline gelen o gruptan yukarıya doğru çıkan adamlar. Peki bunun karşısında bizimkiler değil mi? Bizimkiler ne yapıyordu diye. Filistin halkı ne yapıyordu? 1920-21'den sonra barış görüşmeleri olurken işte 18-19 yılında Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış görüşmelerinde Orta Doğu'daki Arap liderlerde bu barış görüşmelerine Osmanlı'yla şeylerde itilaf devletleri arasında olan görüşmelerde bütün bu şeyde katılmak istiyorlar. Çok zor katılma kabul edildiler. Neden? Tarihçiler yazıyor. Diyor ki bir ne bileyim ben biraz önce Cüneyt hocamızın ismini gösterdim. İşte bir lord, İngiliz lordu. Bir ne bileyim İngiliz parlamentosuna girip çıkabilen bir adam. Girdiği zaman böyle bir şeyde kıyafetiyle, tavrıyla her zaman tanınan, bilinen, ha merhaba, hoş geldin buddy diyeceği adamlar oluyor. Ama bizim Orta Doğu'dan gelen o liderler diyelim, Arap liderler, geldiği zaman kimseyi tanımıyor. Orada yabancı gibi, orada dil olarak daha farklı, tavır olarak daha farklı. Bir de bunu düşünün. Ve masanın karşısına geçip oturduğu zaman onun arkasına yapıyorlardı büyük ihtimalle. Şimdi, bir başka şey daha söyleyeceğim. Şimdi tarihe döneceğim. Ben, Murat Hoca bana telefon etti, işte böyle bir yaz okulu var sizde, bir şey yapar mısınız? Tamam dedim. Ve konunun başlığı Orta Doğu'da İslam ve yönetim. Allah ne anlatacağız şimdi biz bu gençlere? Bu yaz okulunda ne anlatmak gerek? İnternetten, evdeki kendi kitaplığımdan, işte benim daha önce anlattığım derslerden bakıyorum. Bir tane şey söyleyeceğim. Yarısına kadar dinledim, 10 dakika dinledim vazgeçtim. Açıyorsunuz işte şeyleri, podcast. Podcast biliyorsunuz hepiniz değil mi? Böyle indiriyorsunuz işte bu Apple aydıtlarından. Konferans dinliyorsunuz. Adamlar konferansları yayınlıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde bir konferans var Orta Doğu hakkında. Ondan sonra bir baktım, bir çevirdim. Orta Doğu'da işte otoriteryenizm, Orta Doğu Amerikan şey ilişkileri falan, Arap ilişkileri gibi. Ya da Amerika'nın Orta Doğu'ya yönelik politikasıyla ilgili bir başlıktı. Konuşan adamın adı Mark Ginsburg. Alman. Efendim? Alman. Alman mı? Ginsburg. Ginsburg. Adam konuşuyor. Adam seneler boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin, Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde elçiliğini yapmış. Konuşuyor, diyor ki ben diyor işte Orta Doğu'da doğmuş diyor. New York'un Bronx'unda büyümüş ama müthiş bir Amerikan şehir aksanıyla. Ondan sonra ve seneler boyunca da Orta Doğu'da Amerika'nın elçiliğini yapmış bir adam oldu. Yahu, Yahudilerin hepsinin hemen hemen soyadları ya Steiner, ya başka bir şeydir, ya Günzburg'dur, Alman kökenli bir soyadı. Adam Yahudi. 10 dakika falan konuştu, hadi ya dedi, kapattım.
Yok o şey değil, komik bir şey dedi. Yani bana Amerikan politikası aldı. Oldu. Dönüyorum, başka ne okuyabilirim? Ben size hazırlanırken neler yapabilirim? Şimdi işin boyutunu açmaya çalışıyorum bunu söyleyerek size. Politicization of Islam. Açtım bunu bakmaya. Kimin de o? İslam'ın siyasallaştırılması. Tabii. Ama yani çok normal sizin şey yapmamanız. O, ha? Kemal Karpat. Evet, teşekkür ederim. Bildiniz. Bildiniz Kemal Karpat benim şeyim, advisor'ım, danışmanım. Çok gurur duyuyorum. Açtım okumaya başladım. Çok uzun bir kitap, çok derin anlatılmış ve diyor ki benim diyor hayatımda diyor ta akademik hayatım başlangıcından beri yazmayı düşündüğüm ancak 70'li yaşlarda geldiğinde yazdığım bir kitap. Arkasından başka kitaplara bakmaya başladık. İşte Orta Doğu'da kimlik, Orta Doğu'da şey falan. Ve bütün o işte Brooklyn Institute, şu bu falan, dünyadaki think tankler, bu konuda söz sahibi olan bir sürü yerlerde çıkan Orta Doğu ile ilgili şeyler, kaynaklara bakmaya başladım. Bir hafta kadar bu konu üzerine çalıştım. Yani bu konu üzerine düştüm ve bakıyorum ben. Şeye geleceğim ya ben. Hani İsrail'in ya veyahut da Yahudilerin ne kadar kararlılıkla, ne kadar şeyle, nasıl denir, vazgeçilmez bir azimle devam ettikleri şey karşısında bizimkiler neredeydi diye. Bu İslam'ın siyasallaşması kitabındaki temel şey aslında işte Birinci Dünya Savaşı öncesinde ta geriye gittiğimiz zaman daha önce Yavuz Sultan Selim dönemi arasındaki Orta Doğu bölgesinin siyasi olarak, yönetim olarak kontrol etmiş olan, gücü olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl itibariyle yaptığı değişiklikler, İslam adıyla yapılan işte reformlar ya da fikirler ya da akımlardan başlayarak devam eden bir analiz, böyle 500 sayfa falan gibi bir kitap. Bir analiz var burada. Ve özellikle de Abdülhamit dönemini anlatıyor. İşte 36 yıl saltanat kurmuş olan Sultan Abdülhamit. Orta Doğu deyince neler anlatılıyor orada? Ne gibi siyaset kullandı? Orta Doğu'nun halkı nasıldı? Falan. Şimdi ön hazırlık böyle bir şeydi. Gelirim benim size anlatmak isteyeceğim. Şimdi tamamıyla benim konuşmamın dışında aslında. Ben böyle bir şey hazırlamadım. Ama ön hazırlığı size nasıl yaptığımı anlatıyorum. Evet. Tabii. Arkadaşlar, yarın geziye katılmak isteyen 15 tane arkadaşımız var. Saat kaçta başlasın program? 10. İtiraz olan yok. Nerede buluşalım? Şehir merkezi olursa. Şehir merkezi neresi? Senin yenilmiş bankası. Meydan'da da buluşalım. Ne kırıyorsunuz ya? Sefer var, anıt var, çarşı var, Ayvantin Tepesi var. Ya iş bankası yorumdayım mı hocam? Olaya başı kırıyorsunuz. Şimdi, kültür parti yan vardır. Kültür çok merkezli. Yok, çok güzel. Çok güzel. Daha merkezin içinde kalıyor aslında. Hani korunumdan gelecek, korunumdan gidecek birisi için tekrar bir şey yapmamız gerekiyor. Kültür parti hocam, en iyi. Kültür Parkı zaten Alaaddin daha evet, kültür parkı mı? Neresi hocam? Ben bilmiyorum. Hocam, yönlendirecek bir şey kültür parksa kütüphanenin giriş kapışında bulunuyor. Rektörlük derdiniz. Hocam, yalnız saati var. Kültür parkın derdiniz. Kültür parkını öneriyorum. Sabah kültür park Bosna Çeşmesi değil. Daha bilinim var. Kültür Park Bosna Çeşmesi. Lan buyurlar mı? Duymadı seni. Kültür Park Bosna Çeşmesi değil. Bosna Sebil'i. Orası daha şey olsun. Arkadaşlar. Kaçta bitsin? Akşam 12. Geziye bağlama, kaçta bitsin derken? 3. Konya'ya gidin arkadaşlar, ben şimdi saat 10'a yatarım. Şimdi bir silme girecek mi? Veya sadece merkez mi oldu? Şimdi saati söyleyeceksiniz ki sonra mı yansıyın? Silmeye gidilmeyecekse, arkadaşlarına gidilmeyecekse 3
3'ünü alma ama gidecekse bunu 5 yapalım. Aynen, 5-6 yapmanız lazım. Nesildir hocam, nesildir. Dönecek bir arkadaşınız vardı. Damla neredesin? Tamam, halledeceğiz. Önce programı yapalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi yine bu yaz okulunda hangi hocalar, hangi konularda neler yapacak gibi bir program yapıp baktım. Genelde işte güncel konular diyebileceğimiz konular üzerinde çalışılıyor. Şimdi ben de istiyorum ki şöyle holistik dediğimiz bütüncül bir yaklaşım yapalım diyeceğim size. Çünkü tarihçi olmak, tarih okumak, daha sonra da uluslararası doktora yapmak falan hikayesiyle tarih çok önemli şeylerden bir tanesi. Konulardan bir tanesi. Uluslararası ilişkiler, siyaset, toplum, anlaşım, bu araştırmalarında mutlaka tarihi bilmek gerekiyor. Ama bu 90 dakikalık bir seminer boyunca veyahut da işte bir saat, bir buçuk saatlik bir süre boyunca biz acaba tarihe ne kadar değinebiliriz? Şöyle sizi şöyle bir şeye kadar, aya kadar götürmek istiyorum. Kendinizi ayda farz edin. Bakın dünyaya. Dünyayı da ta eski çağlardan Mezopotamya döneminden 21. asra kadar gelen bir zaman çizgisi olarak görün böyle. Gözünüzün önünde canlansın. Böyle bir şey düşündüğünüz zaman Orta Doğu 18. yüzyıl 1800 itibarıyla Orta Doğu'dan önce ne kadar zengin, ne kadar farklı, ne kadar dolu dolu bir tarih geçirdiğini hayal edin. Diyorsunuz ki bu bölge, yahu bu bölge milattan önceki 3000'ler, 4000'ler itibarıyla dünya medeniyetinin merkezi olan en gelişmiş ve hala daha kalıntılarını gördüğümüz bir yerin yuvası, bir yer. Başlıyorsunuz Sümerlerden, Mezopotamya döneminden başlıyorsunuz. Ve bunu getirip 18. yüzyıl değil de hadi diyelim ki Yavuz Sultan Selim zamanına kadar getirdiğiniz zaman 15. yüzyıla kadar ne kadar zengin bir tarihi var bakın. İslamiyet'in başlangıcı bile çok daha sonraki zamanlarda kalıyor. Yani 630 ve ondan sonraki dönem, ondan önceki dönemdeki o zengin tarih, o zengin kültür, dünyadaki toplumlara yön veren inanç, uygarlık, mimarlık, devlet yönetimi ve toplumun bütün hepsiyle birlikte medeniyetin beşiği olan bir yerden bahsediyoruz. Ama bugünkü şeyde böyle her normal insanlara sorduğunuz zaman Orta Doğu nasıl bir yer? Ay, cadı kazanı. Cadı kazanı burası. Kaynıyor, herkes birbirini yiyor. Biraz önce arkadaşım başladı tartışmaya. Hamas'la Fatah arasındaki, şunla bu arasındaki. Ne? Anlaşmazlık mücadele. İşte karşı şu dedi, bu dedi. Ya biz buraya nasıl geldik? Orta Doğu buraya nasıl geldi? Tarihe bakalım. Ben size böyle slide hazırlamadım. Ama bakalım. Evet. Ta eskiden şu meşhur İslam tarihçisi ya da sosyologu İbn Haldun mukaddimesinde diyor ki bilmelisiniz ki tarihin gerçek amacı, neymiş tarihin gerçek amacı? Bize insanı, toplumu yani dünyanın uygarlıkları ve onun doğal olguları, aile ve aşirete bağlılık, bir kimsenin diğerleri üzerinde kazandığı çeşitli üstünlük biçimleri, insanların rızıklarını kazanmak amacıyla kendilerini vakfettikleri zanaatlar ve yorucu meslekler, bilimler ve güzel sanatlar, uygarlıkların gelişiminde doğal olarak ortaya çıkan pek çok ve çok çeşitli konular hakkında bilgi vermektir. İşte bu, bütün bu özellikleri düşündüğünüz zaman, bütün bunları, yani Arap-İsrail konflikti, o kadarcık söyleyeyim, o değil işte. Bunun geçmişi neydi? Bu geçmişte bütün bu kazançların, bu toplumun
toplum oluşuna, toplum değerlerine verdiği katkı neydi? Veyahut da tam tersi, çeşitli olayların toplumları, insanları, grupları, aşiretleri birbirine düşürdükleri, kavga ettirdikleri şartlar nasıl oluşmuştu? Yani bunları da hesaba katarken uluslararası ilişkiler öğrencileri, uluslararası ilişkilerin yüksek lisans öğrencileri, herhangi bir konu üzerinde daha işte holistic approach dediğimiz şey, işte bu bütüncül yaklaşım, böyle bir şey. Bunu düşününce, küçük detaylar var ya, takacağım şimdi arkadaşıma. Tıdı pıdı pıdı, senin yüzün şöyle, senin bilmem ne böyle. Detaya girmeyeceksin. Düştüğün anda detaya, ortada ucu böyle oluyor işte. Büyük bakmak gerekiyor olaylara belki de. Her neyse. Şimdi, bunu söyledikten sonra, bir kere Orta Doğu neresi diyoruz? Galiba büyük bir yoğunlukla biz burada Orta Doğu'yu coğrafi olarak bölüyoruz. Biz galiba daha çok merkezi Orta Doğu üzerinde çalışıyoruz. Merkezi Orta Doğu, işte Türkiye, Mısır, İran gibi, Arap ülkeleri gibi merkezi Orta Doğu. Ama Orta Doğu, işte benim başlığım o ya hani. Hani diyoruz ya, Orta Doğu, İslam ve yönetim. Evet, biz hepimiz, herhalde başka milletten kimse yok. Biz hepimiz işte o geniş Orta Doğu'nun bir parçası olarak, geniş Orta Doğu dediğiniz zaman bütün İslam topraklarını kucaklayan bir kültürün bir parçası olarak da kendimizi düşünebiliriz. Ve yönetim dediğimiz zaman da birçok alanlarda böyle detaylara indiğimiz zaman bölgesel yönetimde de ortak bazı özelliklerimiz var mıdır? İslam'ın devlet yönetiminde geçmiş tarihte dünyanın farklı coğrafyalarında ya da bu geniş Orta Doğu dediğimiz coğrafyada nasıl farklılıklarla değişik sistemler yarattığını da ortaya, yani bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Evet, biraz tarihten şey yaptık. Orta Doğu'nun tarihi geçmişine baktığımız zaman işte başlangıçtan İslamiyet'in doğuşuna kadar diye görebilirsiniz. İslamiyet'in doğuşundan ne bileyim 1800'lere, 19. asra kadar diye bölebilirsiniz. Halifelik dönemi, bunu daha alt şeyde, kategoride, halifelik döneminden, İslam'ın ilk çıkış yıllarından, halifelik dönemlerinden, arkasından işte Orta Doğu'da olan işte Eyyubiler, Selçuklular, efendim İran etkileri, ondan sonra Memluklular, Mısır falan diye bir çeşitli neye? Çeşitli sınıflandırmalara bölerek de çalışmak ve anlamak mümkün. Ama şu andaki birçok problemlerin kökenleri olarak ele alınan bir sürü konularda yapılan analizler çoğunlukla 19. asır üzerine yoğunlaşıyorlar. 1870'lerden 1910'lara kadar olan süre içerisinde Orta Doğu'da neler olmuştu üzerinde tartışılıyor. 1910'dan 1940'a kadar olan dönemde mandacılık dönemi Orta Doğu'su diye de söyleyebilirsiniz. 1940'tan 1990'lara kadar olan dönemde Soğuk Savaş'ın gölgesi altındaki Orta Doğu diye de düşünebilirsiniz. Ve 1990'lar sonrasında artık ne diyelim, modern dönem, postmodern dönem, işte bu hepsini birden post-industrial dönem, whatever. Böyle bunları da farklı bir kategori şeklinde ele alabiliriz. Şimdi bir şey daha. Bu bölgeyi ben de aynı fikirdeyim. Şu anda en kavgalı bölge sadece orası değil ama Afganistan da var mesela. Ama şu merkezi Orta Doğu'daki problemleri şöyle bir baktığımız zaman, yukarıdan hala bakıyoruz ya, bu işin iç dinamikleri var, bu işin dış dinamikleri var ve bunun dışarıdan gelen etkilerle içeride olan olaylar, neler, gelişmeler, nasıl sonuçlandı, nasıl gelişti, ne oldu, ne gibi ne gibi alanlara yöneldiği tartışmak mümkün elbette. Her bir şeyi ele aldığınız zaman mesela, yani böyle kalktık şimdi, Cüneyt Hoca daha biraz önce anlattığı için daha çok,
Mesela o Filistin meselesini, Arap-İsrail mücadelesini ele aldığınız zaman bile, sadece bu konu, bu çerçeve içerisinde bile, hem uluslararası, hem küresel, hem de bölge içindeki meseleleri ciddi anlamda hepsini detaylı şekilde bilerek değerlendirmek lazım. Bunu yaparak değerlendirmek sizi tabii ki doğru bir neye, doğru bir yöne götürebilir böyle bir çalışma yaptığınız zaman. Yani Orta Doğu bölgesini böyle ele aldığınız zaman belki konuların temelindeki bazı sorunlar daha da ne yapar su yüzüne çıkmaya başlıyor. Dedim ya biraz önce, bir yerden bir yere atlıyorum sanmayın, aslında bir yere getirmeye çalışıyorum. 1890'lardan itibaren dedik, adamlar geldiler Doğu Avrupa'dan, küçük küçük böyle tarla, bahçeye falan aldılar, burada böyle bir şey ekiyorlar. İşte sarımsak, soğan bilmem ne ekiyorlardı. Nasıl aldılar? Satın, yok ya daha dur, finans falan daha tam bu tam şey değil. Satın aldılar, evet. Zengin oldukları için aldılar. Hocam yani sürekli şey. Zaten hani göçe zorlanan bir toplum olduğu için... Ya dur dur, o iş karıştırma, dur. Geçimde ticaretle yapıyorlardı yani. Ticaret yapıyorlardı, adamların paraları var. Herkesin. Ve Doğu Avrupa'daki adamın o kadar çok parası yok yalnız. Doğu Avrupa'daki durum, Doğu Avrupa, Rusya'daki durum nasıldı diyeceksin. Ya bu böyle gariban çiftçi gibi geliyor. Geliyor. Bizim bir bahçemiz var. Bu tarafta biz işte ne bileyim şey ekiyoruz. Turfanda sebzemizi ekiyoruz. Ben Filistinliyim. Şurada ekiyoruz. Şurada da küçük bir tane kümesin öbür tarafında böyle 5 metrekare bir yer var. Satıyor. Tamam. Yok, büyük yer bizim ya. Boş ver. Alsın alsın ya. Yapsın orada. Bir başka şey daha söyleyeceğim size. Bütün bunların o Filistin bölgesindeki, sen biliyorsundur, toprak meselesi Osmanlı döneminde yapılan toprak reformu sonrasında farklı boyutlarda farklı sonuçlar getiren bir hareket oldu. Eskiden toprak neydi? Efendim tımardır, zahmettir, işte ne bileyim verilirdi gruplara. Ama Osmanlı'nın gelişiminde bu duraklama devri ve yıkılma devrine yaklaştığımız zaman ekonomik olarak artık batıda ya da başka yerlerde toprak alınamadığı durumlarda hazineye verginin daha da çoğaltılması için ciddi bir vergi reformu ve ciddi bir toprak reformuyla herkesin tapuları ne oldu? Herkese tekrardan tapu düzenlendi. Ha bu tapuları düzenlerken Orta Doğu'daki kendi aşiretinde, kendi grubunda, kendi çevresinde, kendi bölgesinde olan küçük toprak sahipleri ellerinden kaybetmemek için kendi tapularını bölgelerdeki liderlere, aşiret liderlerine, bölgedeki işte kuvvetli adamlara, notables diyebileceğimiz, nedir Türkçesi notables, seçkinler. Seçkinlerin üzerine geçirdi bu tapuları, biliyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar size? Bilmiyorum. Hayır size değil, oraya soruyorum. Farkında ne var? Ya. Peki bu olduktan sonra ne oldu? Daha büyük topraklara sahip olan adam için 5 metrekarelik bahçeyi vermek hiçbir şey değildi. Şimdi bak. Ha, o Filistinli'nin oradaki büyük toprağa tapusu olan adam için 5 metrekare toprak hiçbir şey değildi. Zamanla bunlar satıldı. Ve yavaş yavaş bu adamlar o kibbutz denilen o küçücük tarım işletmelerini orada kurdular. Ve gittikçe çoğaldılar. Bir başka şey daha var. İşte bu da planlama, organizasyon. Ya adamların ne olduğunu öğrenmeniz lazım önce onlarla mücadele etmek için. Adamlar bir taraftan gübreyi veriyorlar. Şey sendika. Gübreyi veriyor, tohumu veriyor. Ve zirai yardımı da yapıyor. Ondan sonra ürünleri alıyor, ürünleri satıyor. Daha çok ürün geldiği zaman o ürünleri bir yerden bir yere taşıyor. O ürünleri yurt dışına başka yerlere pazarlıyor. Ve gittikçe artan oranlarda ne oluyor? Hem işveren hem işçi sendikası yarın bir günde İsrail Devleti'ni kuracak olan kadroları oluşturan ne yapıyor? Bir organizasyon kurmuş oluyor. Abi biz neredeyiz ya bunlar bunu yaparken?
biliyorum bunları okuduğum zaman ben ama şöyle böyle. Ha. Sonrasına dönelim. Ve işte bu Filistin Kurtuluş Örgütü falan, direniş örgütü 1950'lerde başlıyor. İçiyorum. Orta Doğu'nun dış dinamiklerine geliyorum şimdi. Bir kere şundan bahsetmemiz lazım. Yani bu dış dinamikler deyip de hemen endüstrileşmeye geçtiğimiz zaman. Bir de yazmışım ben birinci şey olarak. Endüstrileşmenin, endüstrileşen batının etkisi diyorum. O zaman sadece Orta Doğu değil, bütün Doğu, bütün İslam dünyası, Hintliler, efendim bütün Çinliler hepsi bu kategorinin içine giriyor. Endüstrileşen batının etkileri bizi veyahut da dünyanın başka taraflarını nasıl etkiledi? The West and the Rest. The Rest olan herkes nasıl etkilendi? Demek ki biz aslında biraz daha ekonomi üzerinde kafa yormamız lazım. Ve bunun sonucu olarak da veya bundan önce başlanan bir hareketle değişen ticaret kuralları, değişen ekonomi şartlarıyla bizim hayatımızı idame ettirmeye harcayacağımız kaynaklara ne oldu, biz ne yaptık onlarla? Bunu da düşünmek lazım. Arkasından yavaş yavaş gelen bir problem dönemi sonrasında dünyadaki dengelerin nasıl değiştiği üzerinde de biraz kafa yormamız lazım. Ve geliyoruz işte yavaş yavaş küreselleşen bir dünyada. Endüstrileşmeyi ben de yoksanız eşin dersinde sizlere anlatırım. Onun en önemli şeylerinden bir tanesi de bir sürü alanda etkileri oldu. Efendim işte üretimde oldu, tüketimde oldu, iletişimde oldu, bankacılıkta oldu, kredilerde oldu, finansta oldu. Oldu da oldu. Bir sürü şey, bir sürü sahada oldu. Kültürel sahada oldu, sosyal, toplumun sosyal yapısını değiştirdi falan falan falan. Bir sürü şey vardır değil mi? Alanlar bilir o dersi. Şimdi bütün bunlar bizim endüstrileşmemiş olan dünyaya etkileri nasıldır diyeceksiniz. Neyi ne kadar yakalayabildik, neyi ne kadar yakalayamadık. Ve yakalayamadıklarımız bizi sonrasında geri dönüp nasıl ezmeye başladı. Oldu. Kızıyoruz. Osmanlı'nın parçalanması diyoruz. Orta Doğu'nun mallacılığa şeyi, muhatap edilmesi diyoruz. İşte efendim milliyetçilik şeyleri diyoruz işte. Arap dünyasındaki milliyetçiliğin çıkmasıyla birlikte. İşte bu büyük imparatorluktan, kopuşlardan bahsediyoruz. Batı'nın bu toprakları paylaşmasından bahsediyoruz. Sykes-Picot diyorsunuz, başka başka anlaşmalar diyorsunuz. Bütün bunların öncesinde neler vardı diyorsunuz. Mısır konusuna bakıyorsunuz 19. yüzyılda. Daha sonraki dönemde Orta Doğu'nun diğer ülkelerine bakıyorsunuz ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında devletleşme ve suni sınırlar diye bir konu başlıyor koyulabilir. Ve 19. yüzyılda İslam'ın siyasallaşması diye bir konu başlığı üzerinde düşünmek gerekir. Ve 20. yüzyıl itibarıyla bölgede uluslararası güçlerin bölgeye etkileri, çıkarları ve oradaki hesapları üzerinde de ayrı bir başlık şeklinde düşünmek gerekebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde başlayan Soğuk Savaş sırasında dünyaya hakim olan Doğu ile Batı arasındaki mücadelenin Orta Doğu'ya yansımaları üzerine de düşünmeniz lazım. Sonra işte bu Arap-İsrail çatışması, Filistin konusu. Bunların yani her birine burada bu söylediğim şeyin hepsine birer paragraf koyabilirsiniz bu program konusunda. Sonra küreselleşen dünyada dedik ya küreselleşme, endüstrileşmenin sonucunda iletişim çok ilerledi diye. Hani anlatıyorlardı işte bu Arap Baharı sırasında. İşte o şeyde Tahrir Meydanı'nda bunları bir araya Facebook getirdi. Bunları bu araya şey getirdi işte mesajlaşmalar getirdi. Hızlı iletişim. Hızlı iletişimi bir başka şey daha, bir not daha söylemek istiyorum. Bu hızlı iletişim denen şey, hani Cüneyt Hoca da bahsetti, Salman el-Avda
isminden. Bu liderlerden bir tanesi. Orta Doğu bölgesindeki. Adamı Twitter hesabından 7 milyon kişi kontrol ediyormuş. Şey bu, takip ediyormuş. Bir tane tweet atıyor, 7 milyon kişi okuyabilir onu. Yani bakın arkadaşlar, ta hangi çağdan nereye kadar geldiğimizin boyutları o kadar geniş ki. Orta Doğu ya da herhangi bu bölgeyi, bu bölgeyi anlayabilmek için. Ha İbn-i Haldun açıklamasından nereye kadar getirdik? 7 milyon Twitter adam bir tweet atıyor 7 milyon. Bizim liderlerimizi kaç milyon kişi takip ediyor bilmem. Ha, çok enteresan bu. Bir tane tweet ile 7 milyon insan görüyor onu. Ne demektir? Bu şu demektir. Bugün yani bütün bunların şeyinde, bugünkü Orta Doğu meseleleri, bugünkü Orta Doğu'da olan gelişmeler o kadar çabuk, o kadar hızlı ve o kadar tahmin edilemeyecek şekilde gelişiyor ve o kadar tahmin edilemeyecek sonuçları var ki son derece zor alanlardan bir tanesi. Bu konuda çalışıyorsanız Allah kolaylık versin. Hakikaten şey, yani evet, bir uluslararası hukuktan bahsettik, bir uluslararası ne bileyim işte anlaşmalardan bahsettik, ülkeler arasındaki imzalanan şeylerden bahsettik, bir araya gelip de şunu tanıdım. Ha bir de bunun işin içine de sadece devletin değil, burada biraz da ne dedik, biraz da halkın, toplumun, kamuoyunun ya da o kitlelerin ne gibi etkisi oluyor. Yani state factor, non-state factors üzerinde de konuşuyoruz. Orta Doğu'yu söylediğimizde. İslam'ın siyasallaşmasına gelmek isterdim. Tabii bunu anlatırken mesela en başından İslam'ın siyasallaşması konusuna geldiğimiz zaman ta temelde İslam toplumları bir araya geldikleri zaman camide oluyorlar yani. Cami sadece ibadet yeri değildir. Caminin, politikanın, askeri şeyin kararlarının alındığı, siyasi kararların alındığı ve hayatın birçok alanındaki kararların alındığı merkezdir. Zaten İslam dünyası politikayı çok normal bir şekilde, hayatın bir parçası şeklinde kabul ediyor mu? Bence ediyor. Ve o ta başta şey yapar. Mesela Batı hep ya da Batı analistleri hep böyle der ki mesela Batı'yla ya da Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmemesi İslam'ın Batı dünyasına karşı Batı dünyasında entegre olması, anlaşması, anlaşamaması, Batı dünyasının prensiplerine uyması, uyamaması konusunda karşımıza koydukları bir şey var. İşte efendim Batı dünyasında bir anayasa kavramı var. Batı dünyasında bir ne var? Egemenlik işte halkındır. İrade işte general will dediğimiz bir şey söz konusu. İslam dünyasındaki anlayışta da o general will dediğimiz, irade dediğimiz şey insanların değil. Allah'ın. Ve constitution dediğiniz şey, anayasa, şeriat. Tamam. İşte bazen diyorsunuz ki aşırı İslam dediğimiz, radikal İslam dediğimiz ve hatta moderat İslam dediğimiz, ılımlı İslam dediğimiz bu son zamanlarda değil, epeydir çok tartışılan konular var. İşte bu konularda kardeşim siz bu ortadaki problemleri mesela bir Amerikalı'nın gözüyle hani o Ginsburg dedim ya adam, o Ginsburg'un gözüyle demokratik prensipleri yapmıyorlar da şöyle oluyor da böyle. Abi ya sen kendi prensiplerini bana niye empoze etmek durumundasın? Bir. İkincisi bir batılı prensibi öteki batılı prensibe karşı kullanarak konuyu tartışmayı ilerletmek isteyen bir anlayışla söz konusu. Bunu neden söylüyorum derseniz. Bundan 2-3 hafta önce Harun Mongol diye bir adam var. Harun Mongol. Bunun CNN'de bir makalesini yayınladı. Tamam. Makalesinde diyor ki
kavga var, bu kavga var, işte Suriyeli şeyciler, mülteciler problem halinde, Arap, Suriye'deki durum şöyle, işte Orta Doğu bölgesindeki problemleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonunda bir paragrafının işte son cümlesinde diyor ki, İslam dünyası aslında fakir değil, ama İslam dünyası, bunu Yahuca söyleyeceğim, Muslim world is not poor, or the Muslims are not poor, or Muslim states are not poor, but they are poorly administered. Kötü. Yani onlar fakir değil ama fakirce, yani kötü idare ediliyorlar diyor. Doğru mu? Doğru mu bilmiyorum, doğru mu? Makalenin içine... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Çok doğru. Ha, doğru. Son dönemlerde, Arap Baharı öncesinde adamlar, bir sürü adam vardı. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl tek adam idaresi vardı. Ama neden bu tek adam vardı orada? Burada bir başka şey daha var, dışarıdan müdahale var. Çünkü mandacılık dönemi sonrasında bağımsızlık kazanıldığı zaman Orta Doğu ülkelerinde. Bu Batı'nın desteğiyle oldu. Irak'ı düşünün, Suriye'yi düşünün, Mısır'ı düşünün. Kimin desteğiyle oldu? Neredeydi o? Neredeydi o? Sen biliyorsun onu şey, Mevlüt. Bu notlardan bulmayayım şimdi. Mısır'da mıydı yoksa Irak'ta mıydı, yanlış hatırlamayacağım. Bağımsızlık ilan edilince hangi milletin marşı çalınmıştı? Irak'ta, değil mi? Irak'ta İngiliz God Save the Queen ya da God Save the King çalındı. Nedir? Yani burada, siz bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii ki. Yani burada devleti devlet haline getirirken arkadan yapılan destek hangi amaçlarla neden? Yine bir başka Orta Doğu konusundaki şey var. Yine gavurlardan bir tanesi söylüyor. Temel amaç oradaki petrolün akışını sağlama almak. İkinci Dünya Savaşı'na kadar orada İngiltere vardı ama İngiltere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu bölgesini çekip çevirmeyi Amerika'ya verdi. Yani o zamana kadar İngiltere, arkasından ne? Arkasından Amerika. Amerikan dış politikasının en birinci hedefi efendim oradaki bölgelerin sağlığı değil, petrolün akışını garanti etmektir. Bu bir başka şey. 1930'lardan itibaren 1948'e kadar o bölgedeki en güçlü İslam'ı devlet yönetimi ve şeriatla birleştiren tek ülke olan Suudi Arabistan'a bakın. Suudi Arabistan petrolünü Amerika ile beraber işletmek, satmak, ona vermek konusunda koydu anlaşmaya imzasını. Suudi Arabistan yine, evet. Zaten onlar da dünya piyasasını böyle kabul ediyor. Normalde altın para sağlığı vardı. Amerika dünyada cihaz yapınca, petrol de ağırlaştan anlaşınca tüm dünyaya dolar kabul etti yani. Evet. Şimdi böyle şey yapıyoruz ya arkadaşlar, sizi de yoruyorum gerçi. Ben böyle belli bir konuyu böyle şey sistematik bir şekilde ele almaktan ziyade azıcık kafa karıştırıyorum sizinle. Ama bunu yaparken de bu olayları ele alırken de hangi açılardan nelere bakmak gerektiğini, neyi göz önüne alarak bazı sonuçlara varmak gerektiğini, tarih boyunca da ne değişikliklerin neye sonuç, neyle sonuçlandığını birazcık dikkatinizi çekmeyi hedefliyorum. Şimdi biraz okuyayım ben. Çok fazla tiyatro yaptık. Değil mi? Tüm bunlara ilave olarak Orta Doğu bölgesinin bugünkü durumuna bakarken, bugünkü durumundaki çalışmaları incelerken, Orta Doğu İslam toplumunun geçmişindeki dini izitler ve tarihi anlaşmazlıklar, Sünni-Şii ayrılığı, bölgenin siyasi ve toplumsal tarihinin
günümüze kadar bitmeyen problemlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Bütün bunları şey yaptığımız zaman şöyle bakın. Ta eskiden nasıl bir devlet yönetimimiz vardı diyelim. Mesela Osmanlı döneminde, klasik dönemde nasıl bir devlet yönetimi? Yani en azından 3-4 asır Orta Doğu bölgesinde, son dönemlerde diyelim. Yani 15. yüzyıl sonrasında ya da son 4 asır içerisinde nasıl bir devlet yönetimine alışmıştı dediğiniz zaman tabii Osmanlı aklınıza geliyor. Müslüman halk sosyal ve siyasi bakımdan fazla hak ve söz sahibi olmasa da devletin İslami esaslar üzerine kurulduğunu ve şeriatla idare edildiğini göz önünde tutarak devleti kendi kurumu olarak benimsemişti ve boyun eğmişti. Müslümanlar daha sonra işte Fatih döneminden sonra Osmanlı döneminde din ve hukuk ortaklığı sayesinde bir ne olur? Bir millet sistemine ulaşmıştı o dönemde. Ama 19. yüzyıl dönüm noktası ya, Osmanlı 1856'dan sonra çok dile sahip ve heterojen karaktere sahip bir Osmanlılık yaratmaya çalıştığı zaman eşit vatandaşlık yoluyla ülke halkını dil farkı tanımadan ortak vatandaşlık üzerine kurulmuş bir Osmanlı milleti yaratmak istedi. Böylece dini cemaat üzerine kurulmuş olan klasik devlet yapısı Osmanlılık üzerine inşa edildi. Çok din, çok dile sahip toplumu modern millet haline dönüştürmek istedi Osmanlı. Ama bu karar sonrasında kişi ve kişinin alt kimlikleri ön plana çıkmaya başladı. Kişinin kendi kişisel isteklerini, kimliğini, mensup olduğu toplumu bağlayan etnik bilinç bu dönemde ne yapmaya başladı? Daha da kuvvetlenmeye başladı. Böylece kavimsel kimlik, etnik kimlik, eski cemaat kimliğinden, din kimliğinden daha güçlü hale gelmeye başladı. Din, soy, tarih ve etnik özellikleri milli kimliğin bir parçası haline geldi. Ne diyelim? Ve işte bu şeyde de değişim denen şey bazen tepeden gelen, bazen dışarıdan gelen nedir? Bir takım hareketlerle ortaya çıkmış oldu. Orta Doğu bölgesinde son 100 ve 150 yıl içerisinde değişim dışarıdan gelen etkilerle de oldu. Bugün Orta Doğu'ya bakarken bakıyoruz ki geçmişte Orta Doğu toplumunun kendi doğal şeyinde, sürecinde kendi doğal gelişme çizgisini takip etmesine izin verilmemiş. Bu gelişme Orta Doğu'yu Avrupa'nın siyasal ve ekonomik girişi nedeniyle daha da ne oldu? Daha da katmerlendi. Avrupa'nın girişi 19. yüzyıl başlarında başladı. Ve İngiltere'ye geniş ekonomik ayrıcalıklar verildi. Bu ayrıcalık ne zamandı? 1838 ticaret anlaşması ile verildi. Ve bundan sonra süreç daha da hızlanmıştı bu dönemde. Ve daha önceden de modern okullar açılması izni verilmişti. Modern okullar aracılığıyla 1830'da Cezayir'de, 1882'de Mısır'da ve daha sonra da 1920 ve 1946 yılları arasında Suriye'de ve Irak'ta doğrudan doğruya siyasal ve askeri işgalle Avrupa'nın kültürel hakimiyeti kuruldu. Fransızlar ve İngilizler bir bütün olarak Orta Doğu toplumunun entelektüel geleneklerine önem vermediler. Ve kendileriyle entelektüel, kültürel mirası paylaşmayan, kendilerinden farklı olan özelliklerini her zaman ne yaptılar? Her zaman göz ardı ederek kendi tarih ve toplumsal evrim kavramlarını Orta Doğu'ya empoze etmeye çalıştılar. Avrupa, Orta Doğu'ya yabancı olan milliyetçi etnik tarih kavramını da koydu.
Türkler, Araplar, İranlılar hakkında ilk ve önemli etnik milli tarihler Avrupalılar tarafından yazıldı. Ve sonra oldukça kötü bir biçimde yerli tarihçiler tarafından taklit edildi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Bunu Kemal Karpat söylüyor. Bu adam kim? Bu adam son işte 70-80 yaşına geldi. Batı'da mesela Amerika'da seneler boyunca MESA dediğimiz Middle East Studies Association'ın başkanı, o Osmanlı tarihi konusundaki en büyük tarihçilerden bir tanesi, işte bir tanesi 100 yaşına geldi inancık ya, şimdi bir de Karpat var. Ve çok iyi incelemiş bu tarihi, bu şeylerde, kitabında da şeyden alınma, Timaş yayınlarından çıktı makaleler toplamında, Orta Doğu Millet, Milliyetçilik ve Kimlik diye bir kitabı var Timaş yayınlarından. Buradaki kısa makaleler. Burada size başka bir örnek vereceğim. Almanca'dan izin var mı? Durch das wilde Kurdistan. Vahşi Kürdistan'a giriş gibi. Yazarın adı Karl Mayers. 1970'lerde yani Almanlar hepsi bu kitabı okumuştur. Almanlar çok seviyorlar Kürtleri çünkü. Öyle güzel kitap yok. Herkes bunu çok severek okuyor çocukların hepsi. Ergenliğe girmiş çocukların hepsi okuyor. Adam bu kitabı 19. yüzyılda yazmış. Tamam. Bakın internetten bulursunuz. Sonra da böyle uyduruk filmleri de çekildi falan. Neyse. Çok kişi bilmiyor Türkiye'de bunu. Almancayı çok iyi bilmeniz lazım bir kitabı okumak için. Evet, çünkü okuması güzel bir kitap. İyi bir kitap. Hikaye. Adam hiç hayatında Orta Doğu'ya gelmemiş ki. Hayalinden yazmış onu. Ama bir yazmış. Orada böyle kahraman, mert, cesur, sözünden dönmeyen kişiler var. Seviyor onları. Üç kağıtçı, kaypak, hain Türk var. Büyük kitabı göreceksiniz. Şimdi dedik ya Batı'daki Doğu'ya karşı oluşan kriterler, önyargılar, değerlendirmelerin etkisi nereden kaynaklanıyor? Bunu bana bütün hayatını orada geçirmiş olan birisi der bir şey yaptım. Yani sonra da inceledim tabii kitap nerede çıkmış, ne yapmış, hepsine baktım. Okumadım baştan sona kadar ama anlatılan şey bu. Eğer incelemek istiyorsanız siz üstüne gidin ve bakın. Şimdi böyle şeyler mesela kızarız biz, Lorenz geldi falan filan. İşte orada Lorenz kimdi? İngiliz ajanı diyorsunuz. Ya Lorenz denen adam sizin gibi bir üniversite öğrencisiymiş. Oxford'da okumuştu bir dakika. Oxford'da okumuş. Ondan sonra benim öğrencim değilsin onun için sus. Ben anlatıyorum dinle. Sonra bitirme tezi olarak demişler ki sen gidiyorsun demişler. Araştıracağın sahaya gidiyorsun. Orada kalıp o dili öğrenip sen orada bir bitirme tezi yazıyorsun. Adam gelmiş işte bizim bu Atakya falan Hatay. Şey Hatay değil neresiydi orası? Tatlıları şey olan yerin adı neydi? Halep. Neyse gelmiş oraya orada güzel bir arkadaş çevresini yapmış. Oradaki dilini öğrenmiş. Bölgeye de çok iyi dostluklar kurmuş. Ondan sonra tezini de yazmış, gitmiş İngiltere'ye vermiş, mezun da olmuş. Birinci Dünya Savaşı öncesinde işte İngilizler aramışlar, bu bölgeyi iyi tanıyan bir adama ihtiyacımız var diye. O aşamada ondan sonra geliyor. Şimdi burada da mesela onun filmleri yapıldı, onun hakkında bir sürü şeyler yazıldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Hatta bizde de böyle bir antipati, Lawrence dediğin zaman bir antipati çıkar. Öyle şeydir ama o bölgenin bazı gerçekleri, mesela Lawrence anlaşmalar yapıldıktan sonra İngiltere hükümetine küstü, çekti kendini insivaya. Nerede biliyor musunuz? Henley diye bir yer var Oxford'un yakınında. Oralarda bir yerde işte. Kendini vurmuş şeye, motosikletiyle hızla giderken Henley'in orada, Temzin kıyısında böyle. Ondan sonra o motosiklet kazasında ölmüş, küsmüş çünkü. Çünkü Araplara siz ne yaptınız, hainlik ettiniz diye. Kendi çıkarlarını şey yaptı. Gibi bir sürü şey. Şimdi
karmayas olsun, doğrusu olsun. Bu nasıl denir? Perception, ön yargı, bakış açısı, toplumun işte şeyi değerlendirmesini bazı konularda etkileyen şeyler var. Şimdi ne dedim ben? Dedi ki Temel Karpat. Dedi ki Araplar, Türkler ve İranlılar hakkında ilk tarih kitaplarını Batı'da yazanlar Batılıların kendisiydi. Onların bakış açısıyla yazıldı, onların yorumları ve değerlendirmeleriyle çıktı. Arkasından oraya gidip okuyan, orada gidip işte doktorasını yapan, bilmem ne yapan tipler onun kötü kopyalarını çıkarmaya başladılar. Oldu bir şey daha. Yani bununla da Avrupa, Orta Doğu'ya yabancı olan değerleri de böylece ne yaptı? Bölgeye sokmuş oldu. Bölgedeki düşüren kafaların diline dolamış hale geldi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri itibarıyla Orta Doğu çalışan, 20. yüzyılda Orta Doğu çalışan şeyler, kurumlar 20. yüzyılda kurulmaya başlıyor. Ama bu Orta Doğu çalışan kurumların asıl amacı Doğu'nun dinlerini incelemek oluyor. Ha, şarkiyatçılık olarak kuruyorlar. Mesela Yale'da, işte Princeton'da, Harvard'da falan. Doğu'nun dinlerini incelerken, mesela Budizm'i incelerken bunlar, mesela Hinduizm'i incelerken, dini inceleyen işte kurallar, yöntemlere şey yapıyor. Bunları kullanarak inceliyor. Bakacaksınız oradaki şeylere gibi eserlere, öyle hakikaten böyle çalışmalar yapılmış. Ama İslam'ı incelerken ele aldıkları tarz farklı. Söylüyorum. Asya'daki diğer dinler farklı incelenirken, İslam araştırmaları ilk dönemlerden itibaren batılı görüşleri etkilemiş bulunan İslam karşıtı saldırgan Hristiyan tutumuyla uyumlu bir şekilde farklı siyasal amaçlar edindi. Karpat'ın Orta Doğu kitabının 73. sayfasında. Ve 19. yüzyıldaki süper güç daha sonra 20. yüzyılda yerini ABD'ye bıraktı ve Amerika 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı Orta Doğu siyasi haritası üzerinde önemli değişikliklere neden oldu. Bu siyasal değişiklikler Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlar ve çalışmalarla ilgili olarak araştırmacılar ile misyonerlerin tutumuna da yansıdı. Bu dönemde, yani Birinci Dünya Savaşı biterken, Birleşmiş bir Arap Devleti kurulması, Suriye ve Irak'ta İngiltere ve Fransız mandacılığı, Filistin'de Yahudi yerleşiminin başlaması, Mısır'ın İngiliz himayesinde tamamen girişi konuları ön plandaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri işte bu bölgenin koruyuculuğunu ele aldığı zaman Suudi Arabistan'da petrol ayrıcalığı sahibi olarak enerji ihtiyacını sağlama almak için bütün politikasını buna atfetti. Ya da bu çizgide kullandı. İngiltere'nin zayıflaması ile birlikte Orta Doğu'daki siyasal statükonun koruyucusu Amerika oldu. Türkiye'nin NATO'ya girişiyle birlikte bölgedeki güvenlik ittifakının mimarı olarak da anıldı. Ve yeni kurulan İsrail Devleti'nin başlıca dayanağı haline geldi. Tamam. Bütün bu gelişmelerden sonra Orta Doğu'nun geçen yüzyıldaki tarihinde Amerika'nın rolü ve etkisi birçok tarihi gelişmede önemli rol oynadı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortadan kalkan Osmanlı sonrasında Araplar bir dizi bak teritoriyel devlet kurdular. Ve bunlardan manda yönetimiyle bölündü. Ama hiç kimse söyleyemez bunu. Bu kurulan teritoriyel devletlerde bir Irak milleti, bir Ürdün milleti, ne bileyim bir Suriye milleti var mıydı? Bir millet yoktu. Adı Arap olan ve evrensel Arap milletinin bir parçası olduğunu iddia eden teritoriyel bir devlet yaratmak
ve ona bağlılığı sağlamakla İslami yönelimli bir Arap devleti fikri arasında çelişki var. Yok mu sizce? Bu bir soru işareti. Toprağa tarihsel bağlılık ile bölgesel milliyetçilik Suriye ve Irak'ta güçlendirilmeye çalışıldı. Mesela Boğazçı millet kavramı etnik, bölgesel ve laik olarak daha az İslami karakterlere büründü. Ve Boğazçı düşüncede İslam, Arap milliyetçiliğinin tamamlayıcı bir parçası olarak lanse edilmeye başlandı. Öbür taraftan da devlet ile dinin yakın temasta olduğu, devlet ile dinin hanedanın ayrılamaz bir parçası olduğu ülke, tek ülke Suudi Arabistan'dı. Yani şimdi Müslüman kardeşliği, İslam devleti, İslam Cumhuriyeti'nin ya da buna benzer İslamcı akımların ortaya çıkmasının temellerinde bu bölgelerde ne gibi değişiklikler, ne anlayışlarla, hangi yöntemlerle, ne metotlarla toplum idare edildiği üzerinde kafa yorulmalıdır. Filistin konusunu anlatmayacağım. Bir başka şey daha. Mesela şeyde Mısır'da ilk çıkan İslam kardeşliği dediğimiz yani Müslüman kardeşliği İhvan el-Müslimîn hareketi uzun süre Mısır'da ne yapıldı? Yeraltına itildi. Yasaklandı. Liderleri yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Bu mücadele arkasından bu nedir? Bu 1960'ların sonuyla 1970'lerde olan bu harekette belli karakteristik özellikler vardı. Bunlar neydi? Bu İhvan el-Müslimîn'in kurucu liderleri orta sınıftan çıkan üniversite mezunu Batı'yı da görmüş belki de eğitim almış ama ülkesine dönüp de halkının ihtiyaçlarına orta sınıfın ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik bir teori çalışma geliştiren gruplardan ortaya çıkıyor. 1990'larda çıkan İslamcı grupların özellikleri ise daha farklı. Bunlar o baştaki İhvan el-Müslimîn gibi değil, bunlardan daha fakir. Bunlardan daha radikal, bunlardan daha da az eğitimli. Yani üniversite eğitimi olanların şeyi çok az. Bunlar ne istiyorlar? İşte bunlar geldiği zaman artık siyasete şiddetin karıştığı yeni bir döneme giriyoruz. İşte görüyorsunuz, ne bileyim ben, İslam Cumhuriyeti, halifelik dediğiniz, halifelik dediler. Orada bir halifelik ilan edince Suudi Arabistan tamamıyla bunlarla ne yaptı? Bunlar bir şeyi, siyasetini değiştiriverdi. Suudi Arabistan'ın dış politikası 2013 itibariyle farklı bir mecraya döndü. Ve Suudi Arabistan bir başka taraftan da şimdi görüyorsunuz. Şimdi bir de bir şey daha göstereceğiz. İş o kadar karmaşık elbette ki. Orta Doğu bölgesini çalışan arkadaşlar. Nerede benim haritam? Kavga alanlarını gösteren bu haritayı kullanıyorum. Bundan belki çoğunuz görmüşsünüzdür. Göreniniz var mı? Daha sonra bakabilirsiniz buna. Nerede, hangi gruplar, ne ayrıca, kiminle, hangi amaca, hangi şeye karşı, itiraza karşı çalışıyor, çarpışıyor, şey yapıyor falan. Yani bu aslında nedir? 2014'ün sonu itibariyle yapılmış. Ama bunu 2015 Eylül itibariyle çok daha farklı birkaç tane isim daha ekleyebilirsiniz. Bir. İkincisi, 2013, 28 Eylül 2013 itibariyle, yani bundan iki sene önce, New York Times'da
New York Times'in Pazar Ekim'de bir tane makale yayınlanıyor. Makalenin şeyi Robin White diye bir adam. Ve Imagining a Remapped Middle East, yeniden haritası çizilen bir Orta Doğu hayal edelim diye Orta Doğu'nun 5 memleketini 14 ayrı memlekete bölmüş, bir tane harita çıkarmış. İnternette bulabilirsiniz bunu, biliyor musunuz? Açıp ona bakabilirsiniz. Herhalde haberiniz vardır. Efendim? Bu haritadan haberi olanlar tabii ki var, çünkü 2 sene önce çalışmış. Yani demek ki ya sen kimin arkasından, kimin adına karar veriyorsun da bunun kaderini çiziyorsun? Fikirler buradan çıkıyor. Bir bakıyorsunuz burada, Suriye ile Irak'ın kuzeydeki sınırında bir Kürdistan bölgesi oluşturulmuş. Suriye'nin bir parçası, sahile yakın parçası Alevilere verilmiş. Suriye'nin orta bölgesiyle Irak'ın batıya doğru olan bölgesinde bir Sünni devleti kurulmuş. Irak'ın güneyinde, Bağdat'ın daha güneyinde, Basra Körfezi'ne doğru olan bölgeye de Şiitistan diye bir tane devlet kurulmuş. Ve yani Şiilerin memleketi gibi. Arkasından Suudi Arabistan çeşitli parçalara bölünmüş. Güney Yemen olmuş, Yemen olmuş. Ondan sonra da Kuzey Yemen haline dönüşmüş. Arkasından Güney Arabistan diye bir bölge var. Kuzey Arabistan diye bir bölge var. Orta Arabistan'da Vahhabistan diye bir bölge var. Bakabilirsiniz bu haritaya. Enteresan fikirler ama. Bu bölgedeki problemlerin, yani bir boyutu eğer bölgenin kendi iç şeyleri meseleleri ise, bir diğer boyutu da arkadaşlar, bunun uluslararası güçler tarafından nasıl manipüle edildiği konusudur tabii ki. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. İlave olarak hem geçmişten gelen toplum hafızasında, toplum kültüründe ve tarihinde önemli yer edinmiş olan anlaşmazlıklar, işte kavgalar, bunlar üzerinde düşünmek lazım. Ve bir diğer taraftan da buradaki insanların hepsinin de sadece siyasi kaygıları yok, ekonomik kaygılar var. Ekonomik kaygılarda birçok alanda toplumların kaderini belirleyecek olan meselelerden bir tanesi. Tabii ki buna da dikkat etmek lazım. Ekonomi dediğiniz zaman da maalesef küresel ekonomik güçlerin manipülasyonu ne hale getiriyor bölgeleri? Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Ben şimdi hem sizi tarihe bir götürmek, hem uluslararası ilişkiler açısından, hem de uluslararası ekonomik meseleler açısından, hem bölgesel, hem küresel olan bazı şeylere dikkatinizi çekmek isterim Orta Doğu konusunda.